Evet, herkese selamlar. GCM Yatırım için yaptığım özel videodasınız. Ee, bildiğiniz gibi artık üçüncü çeyrekler yavaş yavaş ilan ediliyor, anons ediliyor. Ee, geçtiğimiz hafta, yani bu hafta e, birkaç tane şirketi aldık. İsterseniz şimdi yavaş yavaş onları çok böyle yüzeysel olarak inceleyelim. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada yaptığım bu bilanço incelemesi detaylı bir inceleme değildir, yüzeysel bir incelemedir. Sadece şir şirketin cirosu artıyor mu, karı artıyor mu? O kar firmanın faaliyetlerinden mi geliyor, yoksa başka bir yerden mi geliyor? Bu konuda bir fikir vermekle ilgilidir. Yani o firmanın dip notlarını açmalısınız, faaliyet raporunu okumalısınız. E, detaylı bir inceleme yapmalısınız aslında. Fakat tabii ki burada hepsini tek bir seferde yapamayız onların hepsini. O nedenle çok kısa, çok sade ama bir fikir verici olarak size bir analiz yapacağız. Lütfen bu şekilde yaklaşın olaya. E, çok fazla detaylı analizler çünkü ayrıdır onlar. Onların yani apayrı bir analiz yapmak gerekiyor o konuda. Evet açalım isterseniz. Ee, ve şöyle bir aşağı inelim mesela işte 21 Ekim'de 19 Ekim'de Aselsan'la zaten açtık. Aselsan'ımızı bir açalım. Aselsan e, tahminlerin üzerinde bir netkar ilan etti. Burada şunu söyleyelim hani 9 aylıkta 5 milyar 735 milyon liralık netkar var. Geçtiğimiz yılın 9 aylığında 3 milyar 135 milyon liralık bir kar ilan etmişti. Net kar artıyor. E, %60'lar seviyesinde aşağı yukarı bir artış var. Tabii hani enflasyona göre baktığınız zaman e, bir miktar daha e, iyi olmasını beklersiniz aslında e, vergi geliri çok etkili oldu. Vergi öncesi kar aslında 5 milyar 334 milyondu. Vergiyle de 401 milyon liralık da bir vergi geliriyle de 5 milyar 735 milyon TL'lik bir net kar yazdı. Gördüğünüz gibi 6 aylıkta vergi geliri çok fazla yoktu. Bu buradaki 3. çeyrekte asıl vergi geliri çok daha fazla artmış. Yani üçüncü çeyrekte ilan edilen net karda verginin de desteği var ama yani önemli değil. Esas faaliyet karı 6 milyar 882 milyon TL oldu. Hatta net esas faaliyet karı yani kur farkı gider ve gelirinden de ayırıştırarak baktığımız net esas faaliyet karı 3 milyar 691 milyon oldu. 2 milyon 168 milyon TL'ydi geçen yılın 9 aylığında. Aşağı yukarı sonuçlar böyle. Hasılat 17.7 milyar liraya geldi. Geçen yıl 10.2 milyarmış. Yaklaşık %70'lik bir artış var. Yani aselsanda bir artış var. Büyüyor. Cirolar da yani artıyor. Net kar da artıyor. Kur farkından olumlu olarak etkilenmiş. Onu da şuradan anlıyoruz. Hani esas faaliyetlerden. E, gelirler ve giderler şirketin lehine olarak burada bir 3 milyar liralık bir artı aslında. 8.8 milyar eksi 5.7 milyar yaparsanız aşağı yukarı artı e, 3 milyar gibi bir rakam elde ediyorsunuz. E, finansman gideri bir miktar daha yükseliyor. Hani e, 2 milyarlık bir finansman gideri var. 590 milyon da finansman Geliriyle bir miktar bu gider yumuşamış. Ama sonuç olarak 5.300-5.735'lik bir kar var. FK rasyosu şu anda 7.52. Mavi renkli olan bakın açayım. Yani FK rasyosunda çok önemli bir oynama yok. Hatta 2021 yılı 6 aylıktan itibaren 6.5 ile 7.50'ler arasında böyle iniyor çıkıyor. Aslında hani FK rasyosu aslında düşük bir rasyo. Piyasa değeri defter fiyatında son bu çeyrekte bir yükseliş var. 2.38'e geliyor. Bundan önce 1'lerdeydi. 1.82'lerdeydi. Hatta 2021 6 aylıklarda 1.67'ymiş. Şu, şu anda bir miktarda buradan yükselişler var. Sektör ortalaması da 4.85 as aslında piyasa değeri defter fiyatı sektör ortalamasının altında. Buradan bunu söylememiz mümkün. Bir miktar daha şurada bir özet görünüm var. Yeni bir uygulama bu. Stockcase'de. Oradan biraz da faydalanalım. Mesela e, net borç e, burada gördüğünüz gibi e, 7.6 milyara yükselmiş bu dönemde. Yani net borcunda %185'lik bir artış var. E, bu dönemdeki Favök karı. eee tabii daha da yüksek. Yani 2-3 milyar zaten ikinci ve üçüncü çeyrekte. Yani net borç bölü FAVÖK olarak baktığınız zaman öyle çok çok önemli bir yerde değil aslında. 9 aylıktan itibaren bakarsak hani brüt kar marjında %2.3'lük bir düşüş var. Hani geçen yıl %33'müş bu yıl %30.7'ye gelmiş. Oradan bir miktar düşüş var. Net kar marjı yüzde 2.15 puanlık bir artış var. Bunda çok büyük ihtimalle hem faiz şey kur farkından elde edilen gelirlerin etkisi var hem de verginin etkisi var. Favök marjı da geçen yılın bir miktar altında ama çok çok önemli değil. Yani aslında karlılık olarak geçen yıla göre biraz daha aynı yönde bir hareket yaptığını söylemek mümkün. Aselsan'ın fiyatı şu anda öyle çok pahalı değil. Bilanço ılımlı bir sonuç aslında. Yani öyle çok sürpriz de yok bilançoda. Arçelik geldi. Arçelik'e baktığımız zaman Arçelik'te de 2 milyar lira gibi bir kar yazdı. 6 aylıkta 1,5 milyardı. Gördüğünüz gibi aslında yani 3 aylıkta 1,2 milyar lira kar yazdı. 6 aylıkta bunun aslında hani 2.4 gibi bir rakam olmasını beklersiniz. 1.5'a yükselebildi yani sadece ikinci çeyrekte 340 milyon lira gibi bir kar yazmış. Son çeyrek içinde hani 300 yani 400 milyonların üzerinde bir dönem karı yazdığını görmemiz mümkün buradan. E, ee, şöyle yine net esas faaliyet karına baktığımızda 5.8 milyar lira net kar var. Esas faaliyet karı aslında şey kadar net kar kadar yavaş gitmiyor. Bir miktar daha iyi gidiyor. Geçen yıl 3.8 milyar liraydı. Hasılata baktığımız zaman 95 milyar liraya yakın bir ciro var. Geçen yılda 45 milyar TL'ydi. Hasılatta şimdilik %100'ün üzerinde bir büyüme var. E, kar marjında tabii bir miktar düşüş oldu bu yıla ama son çeyrekte de bir miktar da yükseliş oldu. Yani bir toparlanma var. Arçelik için tabii e, bu yıl öyle bilançosunun çok agresif olarak yükseldiği bir yıl olarak olduğunu söylemek biraz zor. E, FK rasyosu e, 17-10'du. Bu bilançonun ardından 19 e düştü. E, iz, izlediğiniz gibi son zamanlarda FK rasyosu da sürekli yükseldi. Çünkü yıllıklandırılmış net karda bir e, düşüş var yani oluşuyor. O nedenle arttı 19'larda. Hani yüksek bir FK aslında onu, onu, ifade edelim. Öz sermaye şey piyasa değeri bölü defter değeri 2.1 2.2 idi. Bundan 4-5 çeyrek öncesinde 1.32'lerdeydi. Yani oralar aslında daha cazipmiş. Şimdi böyle yavaş yavaş ikilere kadar yükselmiş. Arçelik son bir yılda %122'lik bir getiri yaptı. Ee, aslında yatırımcısını çok da üzmedi yani. Onu da ifade edelim. 2.1 piyasa değeri, defter değeri. Söyledik bunu. Sektör ortalaması 3.9. Yani eğer bir Arçelik yatırımcısıysanız, şirketiniz yine e, TL olarak baktığınız zaman büyüyor. Ciro'su büyüyor. Kar olduğu gibi tamamen esas faaliyet karından elde edilen bir kar var. E, piyasa çarpanları hani PK rasyosu bir miktar yukarıda. Bunun sebebi karın biraz daha yavaş e, olması. Aşağıda izlediğiniz gibi e, yeşil olan e, arçelik, turuncu olan endeks. Ee, hani endekste yukarı doğru bir ivmelenme olduğunda Arçelik'te öyle çok önemli bir hareket yok. Arçelik çok fazla BIST'teki harekete e, özellikle bu e, yani Ağustos'tan ve Eylül'den sonraki endeksteki yükselişe çok fazla ayak uydura mamış gibi gözüküyor. Şimdi e, net kar marjındaki e, gerilemeyi bakalım. Yani brüt kar marjı 1, 1 puana yakın düşmüş. %29,6 ile çalışmış 9 ayda. Favek marjında 2,4 puanlık bir düşüş var. %11,11 iken 11 %8,72'ye düştü. Bunun hepsi tabii maliyet baskıları yüzünden oldu. Net kar marjında bu düşüş çok daha fazla. Bunda tabii finansman gideri gibi şeylerin de etkileri var. Eee net kar e, geçen yıla göre %10 aşağıda. Öz sermayesi %40 yükseldi. E, bunun gibi bir şey yapmak mümkün. E, nakit akışı e, negatif yönde gerçekleşmiş 9 ayda. İşte işte şuradan da hani net kardaki şeyi de görebiliyorsunuz. Hani ikinci çeyrekte 258 milyon kar yazarken üçüncü çeyrekte 335 milyon ana şey ana ortaklık net karı yazdı. Ee, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 651'di. Yüzde 48'lik bir düşüş var ya yani yıllık bazda baktığımız zaman. Bu tabi bize e, yani şeyi eee e, Arçelik'in bir miktar daha ılımlı bir e, hareket ettiğini söylüyor. Şurada şeyi söylemeyi unuttum size hani e, kar 2 milyar kar yazdı ama geçen yılın 9 aylıktaki karı 2 milyar 358 milyondu. Yani az önce de ifade ettik hani aşağı yukarı %10'luk bir karda düşüş var. Geçen senenin altında ciro ve esas faaliyet karı geçen yılın üzerinde ama net kar geçen yılın altında olarak gerçekleşti e, şunları atlayacağım Hani çok büyük şirketler değiller e, Frigo'da öyle Asuzu geldi Asuzu'da e, gelen kar aslında 532 milyon liralık bir net kar var Geçen yılın 9 aylığında 40 milyon lira gelmişti 6 aylıktaki kar 250 milyondu Yani Neredeyse 6 aylıktaki 6 ayda yaptığı kardan daha da fazlasını 3. çeyrekte yapmış. Yani 3 ayda yapmış mesela. E, etkileyici bir kar bu. Net esas faaliyet karına baktığımız zaman aynısını orada da izliyorsunuz. Yani 607 milyon lira, 124 milyonmuş geçen yılın 9 aylığı. 6 aylıktaki kar 327 ymiş Yani 6 ayda yaptığı net esas faaliyet karına yakın bir kar. O kadar değil ama yakın bir karı 3. çeyrekte yapmış ve 327'yi 600 yapmış mesela. Bunlar tabi e, Asuzu'yu Asus'u önemli kılan şeyler. Peki 607 milyon liralık net esas faaliyet karı e, aşağıda izlediğiniz zaman e, büyük ihtimalle kur farkı giderinden dolayı 442 milyona geliyor. Ama şurada bir 36 milyon TL'lik bir yatırım faaliyetlerinden elde edilen bir kar var. Bunu işte dip notlara girip bir bakmak lazım. Yani neymiş bu? Nereden gelen bir karmış? Şuna bakarsanız art sınıay diyor. Çok ufak bir şey. Buradan olamaz. Yani bu rakamın verdiği bir destekle artıyor. Ve yine aslında vergi öncesi karı 350 milyonmuş. Ama net kar 531 milyon. Ne olmuş da vergi öncesi kar artıyor? Çünkü arada 181 milyon lirada bir vergi geliri de var. Onunla beraber kar rakamı da artıyor. Bu izlediğiniz siyah piyasa değeri, defter değeri şu anda 9.48'lerde. İzlediğiniz gibi tam şeyden sonra yani 2001-2021 12 aylıktan sonra o zaman 2 e, nokta yani 2 iken 2 olan piyasa değeri, defter değeri son 3 çeyrekte 1-2-3 çeyrekte 9.48'e çıkıyor. Hisse de tabii FK rasyosu da bu arada 25'lerde. Yani o da yine 2021 sonu 13'lerden 25'lere gelmiş. Bunlar tabii yüksek rakamlar bayağı yüksek olan bir FK ama tabii ki büyüyen bir firma. Hisse senedi burada gördüğünüz yeşil renk bakın yani endeksin e, turuncu rengin daha yatay ve hafif yükselirken Anadolu ısız da inanılmaz bir çok sert. Şu Temmuz aylarında neredeyse 107 TL'lerden e, 330 liralara kadar çıkan bir hareket var. Sonrasında da Aşağı doğru bir iniş var. Yani şirketteki bilançolar gayet iyi, e, ama tabi baya e, yani önden yüklemeli bir e, fiyatlama da olduğunu da söylemekte de yarar var. E, burada da net borç mesela 1 milyar 242 milyona yükselmiş, 1 milyon 242, 207 milyondan e, işte net. E, Brüt kar marjı geçen yıl %19 iken %24'e yükselmiş. Favök marjı da yani 5,5 puan artışla %16,5'a yükselmiş. Net kâr marjı da yine ve vergi geliri ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen karların da yardımıyla beraber burada 10,5 puanlık bir yükseliş var. 13'lere doğru yükselmiş. Bir şey güçlü, bilançosu oldukça güçlü fakat fiyatlama konusunda biraz daha hani piyasa çarpanları daha iyi olabilir. Hani yıl sonunda yine bu net çok daha güçlü olursa işte bu 25 fiyat kazanç belki daha aşağılara doğru inebilir. Eee Asus'udan sonra mesela Mia da bilançoyu aldık. Mia teknolojide de ee, yani iyi bir kar geldi. 189 milyon lira kar yazdı. 9 ayda 34.4 milyon TL de geçen yıldı. 6 aylıkta 107 milyondan 189'a geldi. Artışlar iyi ama en iyi artışı 6 aylıkta yapmış. Yani 3 ayda 25.6 milyon kardan birdenbire 107'ye burada sıç sıçramış. Bayağı ciddi bir hareket var. Ya yani endeksle aşağı yukarı eş yönlü bir hareketi var. Mia'nın. E, piyasa çarpanları yani 12.4 FK bence fena değil. Yani öyle çok şişmiş gibi değil. Piyasa değeri defter fiyatı 5.98, sektör ortalaması 5.3. Sektörüne göre hani çok çok böyle yüksek değil öyle bir şey söyleyememeyiz açıkçası. E, bununla birlikte şuna bir bakalım yine. E, Mia'da... E, yani net borç yok bakın eksi yani aslında şirket keş bir şirket nakit zengini bir firma B borsuz bir firma e, bürüt kar 20 puana yakın yükseliyor yüzde 36'dan yüzde 56'ya yükseliyor e, ve fabrik marjı da yine aynı şekilde yüzde 19'a yükseliyor net kar marjı da yüzde 53'e yükseliyor. 20 puanla yükseliyor. Fabek marjı da 56. %56 iyi rakamlar. Yani net kar marjı için de çok iyi bir rakam. %53 yani Ciro'nun neredeyse yarısından fazlasını net kar olarak yazıyorsun. Bu bence hakikaten gayet iyi bir e, rakam olduğunu söylemek mümkün. E, çeyreksel bazda e, artık 89 milyon TL'lik bir kar var 3. çeyrekte. Yıllıkta 3 3.6 kat arttırmış. Bir önceki çeyreğe göre de %5'lik bir artırımı var. Bence Mia gayet iyi bir bilanço ve piyasa çarpanında bana açıkçası normal gözüktü. Hani bu kar böyle e, büyümeye devam ederse yukarıda da alanı olabilir diye bir yorum yapmak mümkün olabilir. Eee geldi. Onu açalım. Özvarlıkları çok yüksek bir şirket çünkü. Resaj e, açıkçası 231 milyon lira karı yazdı. Geçen sene 22 milyondu 9 aylıkta. 6 aylık içinde 100, işte 120 milyon alalım. 120 milyondan 230'a çıktı. Yani yine bir 120, 110 mil, yani 130 milyon daha bir kar yazmış burada da. E, hasılat mesela net esas faaliyet karı 497 milyonmuş. Geçen yıl 184 milyon burada da iyi artışlar var ve 1 milyar 303 milyon TL'lik bir ciroya sahip. E, 702 milyon TL'ymiş. Yani aslında ciroda da bir %100'e yakın artış var ama net esas fa faaliyet karında ve net karda %100'ün çok çok üzerinde artışlar var. Bunun sebebi brüt karda da e, dan da çok büyük ihtimalle kar marjlarındaki yükseliş olabilir. Şimdi FK rasyosu şu mavi olan çok yerde yok. Çünkü çoğu zaman zararda olan bir firmaydı Reysaş. Ee, bunun da bir sebebi finansman giderleri yüksek. Burada bakın 3 aylıkta yani 6 aylıkta 178 milyon olan finansman giderleri 459 milyona yükselmiş. Burada biraz finansman giderinde de bir artış var açıkçası onu da söyleyelim. FK'sı 18. Piyasa değeri defter fiyatı da 2.38. Hani e, geçmişine göre bir ortalama yapamıyorsunuz tabii de. 18 fiyat kazançlar hani GYO'lar için biraz yüksek aslında. E, bakacağız son bir yılda yatırımcısına %124'lük bir getiri elde etmiş. E, bunu da bilginiz olsun. E, yani büyüme var. Ee, ve e, bunun dışında öyle çok büyük bir şirket yok hani e, Frigo'yu alalım hadi ufaklardan biraz Frigo gıday son olarak ona bir in inceleyelim yalnız dikkat ediniz %75'i halka açık hani %50'nin üstü halka açık büyük ihtimalle hani imtiyazlı hisse var burada e, bilginiz olsun burada. 57.4 milyon lira kar yazdı. Geçen sene 14.6 idi. 6, 6 aylıkta 20'ye yakındı kar. 20 olan 57'ye çıkıyor. Yani neredeyse bir çeyrekte çok inanılmaz bir kar var. Peki aynı artış çeyrekten çeyreğe hasılat şeyde de var mı? Net esas faaliyet karında da 52 milyondan 92'ye çıkıyor. Hani çok yok. Burada yok o kadarlık bir artış yok mesela. Nereden geliyor? Bir esas faaliyetlerden diğer gelirler ve karlardan bir 20-10 artı 10'luk bir etki buradan yazıyor. Finansman giderinden yalnız eksi 40 gibi bir şey yazıyor. 60'a iniyor. Geçen yılın o zaman evet geçen yılki finansman gideri ve Diğer faaliyetlerden o kadar fayda olmadığı için geçen yılki kar azalıyor ve o yüzden çok agresif bir şey oluyor. Aslında net esas faaliyet karı olarak baktığınız zaman normal iyi gidiyor ama geçen yılın üstünde gidiyor. 15 FK'ya sahip piyasa değeri defter değeri 2.61 sektörün ortalaması da 4.87. Fena değil açıkçası onu söyleyeyim. %117 yükselmiş ama şu halka açıklığın %75 olmasını ben genelde çok fazla sevmem açıkçası. E, grafiğe baktığımızda hani BIST 100 endeksiyle de çok ayrışmış bir hareketi yok. Sadece şu Ağustos ayında ve Eylül aylarında biraz e, ayrışmış ve bu şekilde de bir hareket olmuş. Evet gelen bilançolarda bu şekildeydi. Siz, sizler için böyle kısa ve öz analizler... E, yaptık. Söylediğim gibi yani bu video'nun amacı şirketin net karının nereden geldiği, esas faaliyetlerinden mi geliyor yoksa başka şeylerden mi e, geliyor? Bunları anlamamız için bunun haricinde cirosu artıyor mu, öz sermayesi artıyor mu, karı artıyor mu, FK'sı nedir, yüksek midir, düşük müdür, endeksle eş yönlü müdür, zıt mıdır? Bunlar hakkında sizlere bilgi vermek istedik. Bilançolar ilan edildikçe analizimiz de devam edecek. Hoşçakalın.